Adım adım hacce programıyla karşınızdayız efendim. Allah'ın emir ve yasaklarından kadın ve erkek herkes sorumlu. Ancak bazı ibadetlerde kadınlara has özel durumlar meydana gelebiliyor. Özellikle de hacda kadın profilini konuşalım dedik. Yine çok değerli bir konuğumuz da bu konuyu irdeleyeceğiz. Ankara Müftü Yardımcımız Ayten Koç Hanım'la. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Kıymetli hocam, defalarca görevli olarak hacca gittiniz. Evet. Umre'ye gittiniz. Mutlaka her gidişte ayrı bir his, ayrı bir güzellik yakaladınız. Ve her gidiş bir tecrübe katıyor insana. Evet hocam. Bir dahaki gidişe çok farklı kapılar açıyor. Öncelikle haccın sizin dünyanızda ve bir kadın olarak kadınların dünyasında yeri neresi hocam? Haccı nasıl görüyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yoktan var eden, yarattığı her varlığı mükemmel yaratan Allah Celle Celaluhu'ya hamd ederiz. Onun Habib edibine, sahabelerine, onu seven bütün müminlere salat ve selam olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hac kelime olarak ziyaret etmek anlamına gelir. Fıkhi terim olarak ise belli bir zaman diliminde zengin olan Müslümanların Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina'da belli ibadetleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirilen bir ibadettir. Evet. Ve her ibadette olduğu gibi hac ibadetinde de bir hazırlık dönemi olmalıdır. Ve gerçekten ben de gittiğim her dönemde aynı heyecanı yeniden hacca gidiyormuş gibi çok büyük bir aşk, şevk ve heyecan yaşamaktayım. Çünkü hepimiz yoğun hayatın koşuşturmaları içerisinde belli bir zaman diliminde belki manevi yönden kendimizi yeniden bir gözden geçirme, hayatımızda yeni bir sayfa açmaya vesile olacaktır bu ibadet vesilesiyle. Onun için diğer ibadetlerde olduğu gibi hacda da bir hazırlık dönemi olmalı. Buna hazırlık psikolojisi diyoruz. Mesela bedenimiz nasıl birden bir ortama girip çıkamıyorsa, ruhumuz da ani bir şekilde bir ortama girip çıkamaz. Mesela şoka giriyor değil mi? Evet. Mesela namaz için işte huşu ile ezanı dinlemek, ezandan önce abdest almak, namaz için olmazsa olmaz bir yön ise işte hac için de, hac ve umre için de bir hazırlık dönemi olmalıdır. O da okuma, düşünme, tefekkür etme ve dinlemedir. Bu dönemi geçtikten sonra işte tefekkür psikolojisi diyoruz, vecd psikolojisi diyoruz. Yani oraya gittiğimiz zaman bize verilen, aynen nasıl ki Ramazan ayının son gününde, son 10 gününde itikaf diyoruz ya, aynen onun gibi işte Cenab-ı Hakk'ın bizi makamına davet etti, çağırdı. Orada bize verilen süre içerisinde gittiğimiz kafilenin kalma süresine göre ibadet yoğun günlerimizi geçirmek, gözyaşlarımızla o işte Kabe'deki tavafa dalmak. Şöyle bir nedir? Kabe tövbe iklimidir. Yani tövbelerin kabul edildiği bir yerdir. Orada ibadet yoğun günlerimizi geçirmek ve sonuçta da diyoruz ki hac ve umre aslında insanı eğiten bir okul niteliğindedir. Nasıl ki okulda bir davranış değişikliği meydana geliyorsa eğitimin sonucunda, işte aslında hac ve umrede ruhumuzda, bedenimizde, davranışlarımızda, aklımızda her yönüyle bir yeni bir insan diyelim, yeni bir sayfa açma. Çünkü sevgili Peygamberimiz makbul olan haccın karşılığı cennettir buyuruyor. Ve kim hacca gider, kimseyle kavga gürültü yapmazsa anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak memleketine döner buyuruyor. Yine şöyle Halil Bey, mesela her gün 5 vakit namazda Kabe'ye yöneliyoruz memleketimizde. Ama oraya vardığımız zaman artık onunla baş başayız, Kabe ile baş başayız ve namazda Allah'la buluşma şuuruna eren bir insanın işte normalde hacda yeniden bir diriliş hareketi oluyor. Yani haccını dirilten namazını da, orucunu da, zekatını da diriltmiş oluyor. Bu anlamda hac yeniden bir diriliş harekatıdır. Yine
hacca yolculuk derken aslında şu beş şeye yolculuk yapıyoruz. Nedir o? İşte kalbe yolculuk. Yani kalplerimizi yeniden imar etmek. İslam tarihine yolculuk. Orada Peygamber Efendimizin yaşadığı diyarlara, bastığı mekanlara sizin de bastığınızı hissediyorsunuz. Onun nefes aldığı yerlerde sizin de nefes aldığınızı hissediyorsunuz. İşte Hazreti Adem ve Havva annemizin Arafat'taki o el pençe divan durdukları yere siz de gidiyorsunuz. Yine kardeşlerimize yolculuk diyoruz. İşte dünyanın dört bir yanından Müslüman kardeşlerimizle tanışıyoruz. İslam Kongresi meydana geliyor, İslam kardeşliği. Ve o tavafta onlara her bir dokunuş aslında bir duadır. Ve Allah'a yolculuk. Orada hocam, da kalplerimizi Allah aşkıyla dolduruyoruz. Tavaf esnasında binlerce insan. Evet. Tabii milyonlarca insanın geldiği bir yerde binlerce insan tavaf ediyor. Bu kadar kalabalık içerisinde bazen kendinizi Rabbinizle o kadar yakın hissediyorsunuz ki, yani aslında bir paradoks gibi. Evet. Yani bu kadar kalabalık içerisinde zihninizin dağılmış olması lazım. Ama o kalabalık sizi Rabbinize ulaştıran bir noktaya sevk ediyor. Evet. Yani orada da siz ne güzel söylediniz. Kendi gönlümüze yolculuk Kabe'de çok daha mümkün hale geliyor. Evet. Hele o kalabalık sizi mahşerin yalnızlığınızın ve Rabbinizle bir gün mülaki olacağınızın hissine çok erken bir şekilde uyandırabiliyor. Ölmeden önce ölmenin yani ahiretin provası yaşanmış oluyor. İşte beyaz kefenleri temsil eden ihramlar giyilmiş vaziyette. Hele o Arafat'ta mesela. İşte yanınızda eşiniz yok, çocuklarınız yok. Sadece Rabbinizle baş başa ve mahşer gününü hatırlatıyor. Bu kadar da güzel bir yer var. Genelde haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu söylerler ve biliriz. Fakat hac son yıllarda teknolojik gelişmelerle daha kolaylaştırıldı. Arafat'a çıkış, Arafat'tan dönüş. Ama ona rağmen hayatında böyle bir tecrübe yaşamayan insanlar için sağlık problemleri olabiliyor. Evet. Arafat'tan dönüşte, Arafat'a çıkışta. Orada bir nefsi ya da bir şeytani telkinlerle zorlandığımızı fark ediyoruz ama ülkemize döndüğümüzde hatırımıza kalan o zorluklarla mücadele neticesinde hislerimiz olmuyor mu kıymetli hocam? Evet. Aslında şöyle söyleyebiliriz Halil Bey. Şimdi ibadet, yani insan ruh ve bedenden meydana gelmiştir. İbadetlerimizin de bir zahiri görünen yönü var, bir de manevi yönü var. İşte mesela namazın zahiri yönü nedir? Tekbir almak, rükuya eğilmek. Ama manevi yönü nedir? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Orucun manevi yönü ne? Oruç insanı takva noktasına yükseltir. İşte hac ibadeti, hac ve umre de böyledir. Yani gönlümüzle tavaf edemezsek, gönlümüzle vakfeye duramazsak o zaman yolculuğumuz turistik bir seyahate dönüşür. Allah korusun. Aslında asıl olan, yani hac da sembollerle dolu bir ibadet. Yani bu sembollerin arka planında haccın manevi yönünü yaşamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Onun için işte hacca gitmeden önce bu eğitimler çok önemli. Evet. Yani seminerlere katılıp nelere dikkat edeceğiz, nasıl davranacağız? Yani orada bir kardeşimizin asla onlarla ilgilenmeyeceğiz. Mesela ben bir Endonezyalı kardeşimin tam caminin içerisinde yer ararken ayağına basıverdim. Ve eğilip hani özür dilemek istedim. Bir de ne göreyim, o benden önce ayağa kalktı, sarıldı ve senin sayende dedi sevaba girdim dedi. Allah. Yani bu kadar ince bir anlayış. Yine hac ve umrede biz bayanlar olarak, yani oraları gördüğümüz zaman bir Hazreti Hacer'i hatırlamalıyız. Yani geri döndüğümüz zaman oradan Hazreti Hacer'in Allah'a olan bağlılığı, aşkı, teslimiyeti, tevekkülü biz kadınlar için örnek olmalıdır. Yani Hazreti İbrahim işte onu ağaç olmayan, insan olmayan bir yerde çadırı kurup bıraktığı zaman geri dönmek için giderken ey İbrahim, bizi burada nereye bırakıyorsun? Çocuk ölürse bana ne olacak? Ben ölürsem çocuk ne olacak diye ağlayarak arkasından yürürken bizim burada kalmamızı Allah mı istiyor, sen mi istiyorsun deyince Hazreti İbrahim, Cenab-ı Hak sizin burada kalmanızı istiyor deyince hemen bir sorgu sual sormadan geri
çocuğunun yanına dönüvermiştir. İşte orada Safa ve Merve'de o su aramıştır ama İmam Gazali Hiyayülümiddin'de diyor ki bizler de orada say yaparken Hazreti Hacer oğluna kızı su aradı ama biz de çocuklarımıza dua etmeliyiz. Yani Türkiye'de bulunan çocuklarımıza. Safa'yı sevapların tartıldığı kese, Merve'yi de günahların tartıldığı yer olarak düşünüp yani Cenab-ı Hak'tan dua etmeliyiz diyor. Ayet-i Kerime'de inandık demeyin, teslim olduk deyin. Evet. Burada çok önemli bir işaret var. Yani insanın bir şeyi bilgi kabilinden bilmesi ve ona inanmasıyla o inandığı şeyi hayata geçirmesi ve inandığı şeye teslim olması arasında çok büyük fark var. Evet. Hazreti Hacer validemizin evet bunu Allah mı istiyor? Tamam teslim olduk. Evet. Mutlaka o istiyorsa bir hayrı vardır. Orada onu yakalamak ve inşallah oradan da onun tevekkülünü, teslimiyetini günümüzdeki biz kadınların onu düşünerek, evet, tefekkür ederek onu hayatımıza belki yansıtmak. Yine burada Halil Bey biz kadınları ilgilendiren güzel bir müjdesi var Peygamber Efendimiz'in. Bir gün Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Ya Resulallah bakıyorum da siz erkekler cihada çıkıyorsunuz, cihat sevabı alıyorsunuz. İşte şehit olanlar var. Biz kadınların cihadı var mıdır diye bir soru soruyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ya Ayşe, yaşlı kimsenin, çocuğun, kadının cihadı hac ve umredir buyuruyor. Yani aslında demek ki biz kadınlar hacca ve umreye gittiğimiz zaman cihat sevabı da almış oluyoruz Efendimizin bu müjdesiyle. Tabii cihatta ne vardır? Zorluklar vardır, meşakkat vardır, sıkıntı vardır. Onlara hep Allah'ın rızası için katlanılır. Bizler de uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Tabii ki meşakkat olacak, sıkıntı olacak. Bazen hacılarımız uçakta geliyorlar. Ben de irşat sorumlusu olarak gittiğim için biliyorum. Ama henüz otel hazırlanmamış. Yani biz orada öyle olacağız ki olsun otelimiz bir saat sonra hazırlansa ne olur. Yani biz de otelin lobisinde oturalım, işte ne yapalım, konuşalım. Buralara geldiğimiz için şükredelim. Yani oranın fiziki yönlerine takılmayacağız. Hep şunu düşüneceğiz. Manevi olarak ben oraya gidip neler kazanabileceğim? Yani orada kardeşlik duygusunu, paylaşmayı, birlikte yaşama, bütün bunlar yani dedik ya hac ve umre bir okul niteliğindedir. Acaba o eğitimin sonunda ben nasıl bir davranış değişikliği meydana getirerek dönmüş olacağım? Orada gözyaşlarımızla Cenab-ı Hak bizi buralara kavuşturduğu için şükrederek ibadet yoğun günlerimizi geçirmeye çalışacağız. Genelde acele etmeyi seviyoruz galiba. Trafikte çabuk, evet, gidelim, hemen yerimize varalım. Bu alışkanlıklarımızı ibadetlerde de bazen, evet, fark ediyoruz. Hemen namazımızı kılalım. İşte tavafımızı hemen bitirelim. Sizin ifadenizden sonra düşündüm. Niye acele ediyoruz ki hocam? Yani tavaf acele edecek bir şey değil ki. İnsanın ömründe bir defa hacca gitmek ya nasip olur ya olmaz. Hemen bitirelim. Neden hemen bitirelim? Ya da çokça yapmak için hızlı hızlı yapalım. Halbuki esas olan çokluk değil, değil mi hocam? Evet. Samimi ve ihlaslı yapılan ve içselleşmiş ibadetler. Bir de her dakikayı değerlendirebilmek. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, hacı evinden çıkıp dönünceye kadar ibadet halindedir. Allah'a dua ederse Allah onun dualarını kabul eder. Yine sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, hacca ve umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Onlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını kabul eder. Günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah günahlarını bağışlar. Yine Hac suresi 29. ayette de hacda kirlerinizi arındırın buyuruyor Cenab-ı Allah. Onun için orası yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin oluk oluk üzerimize yağdığı yerdir. Ve yani boş durulmayacak her dakikasını değerlendirmemiz gereken bir zaman İnşallah. Dilimidir. İnşallah. Çünkü hacı geldiği ülkenin işte elçisi konumunda yani yapılan duaları işte diyelim kardeşlerimize, akrabalarına, Türkiye'nin bulunduğu şehrin vekili olarak oraya gitmiş oluyor. İşte biz görevli olarak gittiğimiz zaman bazı amcalarımızı görüyorduk böyle her zamanki hayatı gibi işte lobide
televizyon seyrediyor veya dış tarafa oturmuş otelin önünde oturuyor. Orada yanlarına yaklaşıp amca bak biraz bir kilometre bile yoktur. Buradan servisler de geçiyor. Başkanlığımızın her dakikada servisleri var. Gidip burada oturmak yerine vaktinizi orada geçirseniz öyle mi kızım tamam hadi kalkıyorum diyorlardı. Ne güzel. Yani her dakikayı değerlendirmek dolu dolu geçirmek. Dolu dolu, evet. Ayten Hocam Doktor Ülfet Görgülü Hanımefendi ile bir röportaj yapılmış. Arzu ederseniz bunu dinleyelim sonra tekrar birlikte olalım efendim. Yolculuğun her dönemde kendisine özgü bir takım sıkıntıları, meşakkatleri illaki vardır. Dolayısıyla bir hanımın da hacca gidecek bu uzun ve meşakkatli ibadet için yola çıkacak olan bir hanımın da elbette ki en güzeli varsa eşiyle ya da yakınıyla, mahremiyle bu yolculuğa çıkmasıdır. Ancak bu imkanı bulamayan hanımlar için, yanında onu götürecek bir mahremi olmayan, olup da şartları müsait olmayan hanımlar için güvenilir bir organizasyonla bugün için hacca gitmelerinde de herhangi bir dinen engel yoktur. Böyle olan hanım kardeşlerimiz kalpleri müsterih olsun, yol emniyeti, can güvenliği olduktan sonra ki var bugün için, katıldıkları organizasyonda güvenilir bir ekip olduğu takdirde rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebilirler. Hac ibadeti esnasında orada bulunan süre içerisinde açıkçası hanımlardan bizlere gelen sorular büyük çoğunlukla hanımların özel halleriyle ilgili meseleler oluyor. Hanımlar biliyorsunuz özel durumlarında hacda bir takım hususlara dikkat etmeleri gerekiyor ibadet esnasında. Aslında o haldeyken yapamayacakları tek ibadet tavaflarıdır. Bunun dışında işte Arafat'ta vakfe esnasında dualar, şeytan taşlama ibadeti ve haccın diğer erkanını yapmaları noktasında bir engel yok. Ama mazeretliyken tavafı yapamıyorlar. Son birkaç yıldır başkanlığımızın başlattığı bir güzel uygulama var. Her kafilede bir bayan din görevlisi, irşat görevlisi kardeşimiz hizmet vermekte. O açıdan hacca gidecek olan hanım kardeşlerimizin ben hiçbir tereddüt yaşamadan en güzel şekilde inşallah ibadetlerini yerine getireceklerini ümit ediyorum. Çünkü kafilelerinde görev alan bu kardeşlerimiz onlara hem Medine'de Ravza'yı ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ve orada gerçekleştirecekleri ibadetleri hususunda rehberlik yapacaklardır. Hem de Mekke'de bulundukları süre içerisinde her türlü konuda onlara destek olacaklar. Bu kardeşlerimiz orada irşat nöbeti tutuyorlar. Bütün bir hac süresince kafilelerindeki hanımlarla birlikte ibadetleri yerine getirme noktasında beraber oluyorlar. Birlikte Kur'an okumalar, dualar, efendim ziyaretler yapılıyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde karşılaşabilecekleri her türlü soru ve sorunlarını kafilelerindeki bu bayan görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla çözebileceklerine kanaat getirsinler. Şimdiden hacları, yolculukları, ibadetleri makbul ve mebrur olsun inşallah. Evet, Doktor Ülfet Görgülü Hanımefendi böyle söylüyor. Kıymetli hocam, tabii program girişinde anons etmiştim. Erkek ve kadın için farz olan ibadetlerde bir değişiklik yok. Fakat yükümlülük noktasında bazen kadınların kendine has özel halleri münasebetiyle erkeklerden daha farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle hacda
hac belirli zamanlarda yapılan ibadet olduğu için bu konuda malumatı olmayan bayanlar sıkıntıya düşebiliyor. Bu anlamda bir farklılık var dediğimizde ne anlamalıyız kadın ve erkek arasındaki yükümlülük noktasında? Teşekkür ederim hocam. Hac ve umre ibadetinde kadınlar ile erkekler arasında iki konuda farklılık vardır. Birincisi yükümlülük, ikincisi de uygulama noktasında. Evet. Birinci olarak yükümlülük bakımından farklar şöyledir. Kadınların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması. İkincisi de eşi ölmüş ve boşanmış kadınların iddet sürelerini doldurmuş olmaları. Uygulama alanındaki farklılıklar ise şöyledir. Birinci olarak ihram yasaklarındaki farklar. Şimdi kadınlar erkeklerden farklı olarak ihram giysileri, normal mutat giysilerini giyerler, ayakkabılarını giyerler, başlarını örterler ve ancak yüzleri açık kalır. Yani normal standart hangi elbiseyi kullanıyorsa o elbiseyle ihrama girmek mümkün. Yani kendi giydiği kıyafet onun ihramıdır. Ancak burada kadınlar için yüzlerini örtmezler. Bu ihramlıyken uyuduğu zaman da yine örtmemesi gerekiyor. Burada asıl olan odur. Yine kadınlar ihramlıyken banyo yapabilirler. İhram kıyafetlerini diyelim ki gittiler çok sıcak değiştirecekler. Yani değiştirmelerinde bir beis yoktur. Evet. Değiştirebilirler. İkinci olarak tekbir, telbiye, salavat-ı şerife ve dua yaparken seslerini yükseltmezler. Erkeklerden farklı olarak. Üçüncü olarak işte tavafta erkekler ızdıba ve remel yaparlar. Sayda hervele yaparlar ama kadınlar bunu yapmazlar. Yine ihramdan çıkmak için erkekler saçlarını tıraş ederler. Ama kadınlar sadece saçlarının ucundan şöyle bir boğum parmağın ucu kadar kesmeleri yeterlidir. Sembolik bir ifade mi? Sembolik olarak evet. Yine adet ve lohusa halinde bulunan kadınlar tavafın dışında haccın bütün menasikini yerine getirirler. Sadece ziyaret tavafını yapmazlar. Ziyaret tavafını ancak temizlendikten sonra yaparlar. Bu nedenle ziyaret tavafının bayramın ilk 3 gününden sonraya kalması ya da veda tavafı yapmamaları durumunda herhangi bir şey gerekmez. Yani eğer adetleri devam edecekse ve Mekke'den ayrılmak zorunda kalacaklarsa, yani veda tavafı da onların üzerinden düşer. Evet, bu da kolaylık. Evet, bu kadınlar da kolaylık. Kadınlar için kolaylık. Diğer bir maddemiz yine ifrat haccı için ihrama girdikten sonra adet gören kadınlar, Arafat'a çıkacakları zaman temizlenmeyeceklerse eğer kudüm tavafını yapmazlar, üzerlerinden düşer. Arafat'a çıkarlar, vakfesini yapar, Müzdelife'de yine vakfesini yaparlar, Mina'da şeytanı taşlarlar. Sonra temizlendikten sonra da ziyaret tavafını yaparlar. Kadınların özellikle namaz noktasında da böyle bir yükümlülüğü kalkıyor zaten. Evet, sadece vakfe yapıyor, orada namaz kılmıyor, namazlarını kılmıyorlar. Hacda da böyle bir kolaylık Allah tarafından veriliyor kendilerine. Salavat-ı şerife getirerek, dua zikirle, gözyaşlarıyla, tefekkür ederek vakit ve günlerini geçirirler. Yine burada mesela hac çeşitlerinden, genellikle bizim Türkiye'den gidenler temettu haccını genelde yapıyorlar. Temettu haccı için ihrama giren bir kadın adet görmeye başlarsa ve temizlenmeden de Arafat'a çıkmak durumunda kalırsa o zaman bu umre ihramını iptal ediyor, hac için yeniden ihrama giriyor. Arafat'a çıkıyor, Arafat'ta vakfesini yapıyor, Müzdelife vakfesini ve Mina'da şeytanı taşladıktan sonra yani bütün ibadetlerini yaptıktan sonra temizlenince de yine ziyaret tavafını yapıyor. Ve sadece ifrat haccı yapmış oluyor bu şekilde. Evet hocam. Ve umresini iptal ettiği için de sonradan umresini kaza ediyor. Ceza olarak da bir dem kesiyor. Yani koyun ve keçi kesiyor. Yani burada temettu için, temettu hacı yapmak için ihrama giriyor. Fakat hemen adet görmeye başlayınca temizlenmeden de Arafat'a çıktığı için, vakit olmadığı için umresini iptal ediyor. Haccı neye dönüşüyor? İfrat haccına dönüşüyor. Anladım. Evet. Kıymetli hocam, tabii buradan gidince insanlar oradaki bütün rükünleri, bütün şartları yapmak istiyorlar.
özellikle kadınlara mahsus hallerden dolayı bunları yapamadığını düşünen bazı bayanlar, böyle bir bilgiye de sahip değillerse kendi haccının eksik olduğunu düşünüyor. Buna mahal vermemek için özel günlerinin geciktirilmesini sağlayacak ilaçlar kullanabiliyor. Bu acaba doğru bir fikir midir, yoksa fıtrata riayet edip o şekilde yaşamak mı orada gerekir? Yani aslında fıtrata riayet etmek lazım ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesi noktasında yardımcı olunmakta böyle durumlarda. Fakat bu konuda bizlere de çok soru geliyor. Yani eğer doktoruyla görüşüp sağlık yönünden bir sıkıntısı yoksa, dinen bu ilaçları kullanmasında bir sakınca yoktur. Evet. Ama bazen sağlık yönünden çok sıkıntılar oluyor. Yanlış kullanımlar oluyor. Bu sefer daha farklı sıkıntılara giriyorlar. Onu sadece ne zaman kullanabilir? Mekke'ye yakın, yani Arafat'a çıkmaya yakın eğer adet görecekse onu geciktirmek için kullanabilir. Ama bazen yanlış kullanım dedik. Daha Türkiye'den gitmeden 15 gün önce bu ilaca başlamış oluyor. Doktor kontrolünde başlamıyor ve orada daha sıkıntılar yaşayabiliyor. Yani ne diyoruz? Doktor kontrolünde olursa, herhangi bir sağlık problemi yoksa dinen bu ilacı kullanmasında bir sakınca yoktur. Yine bir şeyi arada unutmayalım hocam. Kıran haccı için adetli bir bayan, diyelim ki kıran haccı için bir bayan niyet etti. Ve kıran haccından sonra hemen adet görmeye başladı. Onun da yapacağı şey, yine Arafat'a temizlenmeden çıkacaksa hac için yeniden ihrama giriyor, umresini iptal ediyor. Yaptığı yine ifrat haccı oluyor ve hacdan sonra da iptal ettiği o umresini kaza ediyor ve ceza olarak da bir kurban kesiyor. Evet. Kıymetli hocam, burada biz bunları konuşuyoruz. Tabii ki çok açıcı ve çok doyurucu şeyler, ama yine bir problem ya da bir sorun olduğu zaman hacca ya da umreye giden vatandaşlarımız mutlaka görevlilere danışmaları, onların rehberliğine ihtiyaç hissetmeleri gerekiyor. Evet Halil Bey, biz bayanların en büyük hayali, hep böyle raporlarımıza yazıyorduk. Her kafileye bir bayan din görevlisi, yani bayan irşat görevlisi verilmesi diye. Yani başkanlığımıza ben burada çok teşekkür ediyorum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Hocama çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda her kafilede bir bayan irşat görevlisi var. Şimdi burada bayanlar çok rahat ediyorlar. Çünkü erkek din görevlisine, erkek kafile başkanına utandıklarından dolayı bu özel sorularını soramadıklarını, her kafilede bir bayan görevli olduğu için her şeyi onlara sorabiliyorlar artık. Ve o bayan hocalarımız gerek Mekke'de gerek Medine'de bayanlara rehberlik ediyorlar dini anlamda. Onlara irşat hizmeti sunuyorlar. Her konuyla ilgili orada vaaz-ı nasihat yapıyorlar. Ravza ziyaretlerini yaptırıyorlar. Ve en önemlisi işte bu konuları onlara soruyorlar. Yine Mekke'de ve Medine'de irşat bölümlerimiz var. Eğer çok ince teferruat gerektiren bir sıkıntılı bir durum olduysa da bu bayan hocalarımızla birlikte oradaki irşat hizmeti sunan hoca hanımlara, bizlere, diğer kurulda hocalarımız oluyor. Onlara sorularını rahatlıkla sorabiliyorlar. Türkiye'de cuma namazı genellikle erkeklerin katıldığı bir namaz. Yani zaten farziyet olarak erkekler için, ama kısmen de olsa bazı büyük camilerde kadınları da görüyoruz. Ama Mekke'de, özellikle Medine'de bayanların da cuma namazına işrak ettiğini görüyoruz. Fakat burada öyle bir kültür almayan hanımlarımız oraya gidince şaşırabiliyorlar. Çok yoğun, izdihamın çok ciddi olduğu bir yer, özellikle Mescid-i Haram. Ne tavsiye edersiniz? Yani orada nasıl davranmak gerekiyor? Tabii, teşekkür ederim. Benim tavsiyem, şimdi biz hac ve umre seminerleri de veriyoruz müftülük olarak. Benim orada bayanlara en birinci söylediğim konu bu konu. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Çünkü orada hani biz bayan din görevlilerinde aynı tip eşarp örtüyoruz. Yani namaza gittiğimiz zaman, vakit namazına, özellikle de cuma namazı, yine cemaatle namaz, cenaze namazı konusunda hanımlar hemen bizi yakalıyorlar. Hocam bir anlatır mısınız?
nasıl olacak ve şaşırdıklarını da çok şahit oluyoruz. Onun için hani dedik ya, hacca bir hazırlık dönemi olmalı. Evet. Şimdi başkanlığımız çok güzel kitaplar veriyor, CD'ler veriyor ve bunun yanında ilmihalli okumaları lazım. Yani cuma namazı nasıl kılınır, cenaze namazı nasıl kılınır, cemaatle namaz nasıl kılınır. Yine cemaatle namaz kılarken secde ayetleri geçtiği zaman nasıl hareket edilecek, bunları öğrenmeleri gerekiyor. Ve yanlarında da küçük ilmihalimizi taşırlarsa, orada şaşırdığı konular olduğu zaman okumalarını ben tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyoruz. Peki, kıymetli hocam, Suna Yurtalan hacca gitmiş. Evet. Biz zaman zaman hacca giden değerli dostlarımızın hac hatıralarını dinliyoruz. Onları seyircilerimize paylaşıyoruz. Bakalım Suna Yurtalan bizimle neler paylaşmış. Kabe'ye yaklaştığımda, kafamı kaldırdığımda inanamadım. Yok böyle bir şey dedim. Yok yani. Yani böyle bir güzellik olamaz. Hayatımda ben güzeli kaldırdım, güzel kavramını orada gördüm, orada öğrendim. Böyle bir ihtişam, böyle bir güzellik. Diliniz tutuluyor, gözleriniz kamaşıyor. O kadar başka bir şey ki ve orada ilk duam şuydu. Hayatımın en mutlu günüydü. En mutlu dakikalarını yaşamıştım. Rabbim bana bunu lütfetmişti. Ya Rabbi, bütün insanlık benim şu anda hissettiklerimi hissetsin. Sevr'i hiç unutamadım ben. Sevr beni çok etkiledi. Kabe deyince bir Kabe, iki Sevr. Belki Hira'dan da o kadar etkilenmedim ama Sevr beni çok etkiledi. Herhalde diyorum İslamiyet'in ilk açılan büyük kapısı olduğu için, hani oradan kapı açıldığı için mi çok etkiledi beni? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak adına, onu gerçekten bütün o hayatı boyunca yaşadıklarını, o tebliğ adına, o müşriklerle olan mücadelesi, o insanlığa getirmek istediği Allah-u Teala'nın o nuru adına her şeyi orada idrak ediyorsunuz. Yarım saat, bir saat kadar Sevr'de yalnız kaldım mağarada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç gece hani misafir olduğu o mağarada yarım saat kaldım. O anı hiç unutmuyorum. O çok başka bir andı. Gül kokan bir mağaranın içinde, hala Resulullah'ın kokusunun, hala onun izinin olduğu bir mağaranın içinde ben, Efendimiz, Hazreti Ebubekir, mağara ve Rabbim vardı sanki. Ve yarım saat sadece onları dinledim desem, ağladım ve dinledim. Yani diyorum ya, Efendimiz'i anlamak için o mağaraya girmek gerekiyor. Evet, Suna Yurtalan bunları söyledi. Tabii bu tecrübe herkesin gönlünde ayrı bir güzellik. Kıymetli hocam, Medine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın harem ilan ettiği bir yer. Gerçekten Efendimiz'le Medine çok farklı bir noktaya geliyor. Ve bugün bir sevgiliye olan muhabbetin çok ötesinde bizim Türkiye'den giden hacılar, Kabe'ye duyduğu muhabbet gibi Medine'ye de aynı muhabbeti duyuyor ve oraya gitmek için adeta yolların bitmesini arzu ediyor. Tabii bir ziyaret adabı mutlaka olması lazım. Nasıl bir adab, nasıl bir ziyaret Efendimizin kabri başında olması gereken bir ziyaret efendim? Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi Medine ziyareti evet çok
önemli. Çok şükür Allah'a hamdü senalar olsun. Medine'de de 2-3 sefer irşat sorumlusu olarak böyle uzun bir süre kaldım. İnanın doyulmuyor o evet. güzel yerlere. Ve orada kalınan yani bir 8 gün ya da 4-5 gün, 3 gün bazı hacı gruplarına göre. Yine her zaman söylediğim gibi nasıl Mekke'yi dolu dolu yaşadıysak Medine'yi de öyle ibadet yoğun geçirmeliyiz. Ve sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki ben vefat ettikten sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir buyuruyor. Ve hanımların ravza ziyaretleri biraz erkeklerden farklı. Biraz daha uzun bekleyişleri olan yoğun izdiham olan bir yer. Önce şuradan başlayalım. Ravza ziyaretinde hanımların kapıları ayrı. 25 ve 29. kapılardan girişler oluyor. Tabii bu girerken ona göre de hanımlar kendilerini hazırlamalı. İşte kameraydı, cep telefonunun kameralı kısmı olanları biraz daha arama yapılıyor. Ona dikkat etmeliyiz. Bazen geri gönderiyor falan. Yine 6 yaşından büyük erkek çocukları hanımlar bölümünden alınmıyor. Onu da aklımızda olsun. Ve orada bayan Suudi görevliler var. Hanımları gerekli aramalardan sonra geçiriyorlar. Ve ravza ziyaretleri 3 bölüm halinde kadınlara yapılıyor. Birinci bölüm sabah 7.30'dan 11'e kadar. Öğlen namazından saat 15'e kadar. Ve akşam gene akşam yatsı namazından sonra gece 12-1'e kadar süren bir zaman diliminde ravza ziyaretleri yapılıyor. Şimdi bayan hacılarımız oradan girdikten sonra yani o vakitlerde ilk anda geç kalmaması lazım. Bazen kapıları kapatıyorlar yoğun bir kalabalık olunca. Yani öğlen namazından sonra, akşamleyin de yatsı namazından sonra abdesti alıp hazır bir şekilde orada bulunmak gerekiyor. Ve Suudi görevliler işte Türkiye diye yazan bir tabela orada toplanılıyor. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımız bu bizim bayan din görevlerinin ravza ziyaretindeki görevlerinden birisi de bayan Türk hacılarımıza rehberlik etmek. Şimdi biz orada bayan irşat sorumlusu olarak her kafiledeki o bayan görevlileri nöbet usulüyle görevlendiriyoruz. Bu da ne demek? Yani sabah, öğlen, akşam orada en az o Medine'deki kalış sürelerine göre 15, bazen 20, bazen 10 tane bayan görevlimiz o anda hazır oluyor. Evet. Onlar da onlara ziyaret adabı konusunda yardımcı oluyorlar. Sonra tabii uzun bir bekleyiş başlıyor. Çünkü siz de hak verirsiniz ki bir sürü milletler orada toplandı. Bazen Türkiye'nin kapısı erken açılıyor. Bazen en son o oluyor, bazen orta kısımda oluyor. Burada hanımlara düşen görev sabırla, edeple. Çünkü Peygamber Efendimiz'in huzur iklimindeyiz. Yani onun huzurundayız. Hani biraz önceki hadis-i şerifte de sağlığımda ziyaret etmiş gibidir buyurdu ya. Yine ben hep hanımlara şunu söylüyorum. Necip Fazıl Kısaküre'nin bir hac hatıraları var. Orada diyor ki, işte diyor şu an Hazreti Peygamber'in yanındayız. Her tarafım ateş gibi yanıyor. Resulullah bizi seyrediyor. Artık nasıl o anı yaşadı, ne yaptıysa yani onu bilemeyiz ama biz de kendi manevi dünyamızda yani edeple aynen Nabi'nin dediği gibi hani edeple dediği gibi biz de o anımızı yani of ne kadar çok bekledik, niye böyle? Hani bize soruyorlar, hocam bağırıyorlar, şu ülkeyi neden aldılar, sizin buradaki göreviniz ne, bizim hakkımızı niye savunmuyorsunuz, biz bir an önce gidelim. Yani böyle sabırsızlıklar oluyor. Ve biz orada hanımlara oturun, Kur'an okuyun. İşte şu kadar peygamberimize salatu selam okuyun bakın. Yani çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bana salat ve selam okursa görevli melekler anında bana ulaştırırlar buyuruyor. Yine onlara şefaat edeceği müjdesini veriyor. Yani orada tabii en az 3-4 sefer böyle bir bekleyiş var. Ama bu uzun bir bekleyiş. Aslında sabır temrini çok mühim bir rükün orada. O temrine riayet edildikçe hem rahatlık oluyor hem de
gerçekten ibadetlerimiz daha anlamlı hale gelebiliyor. Sonra yeşil halılara gelince artık Peygamber Efendimizin evim ile minberim arası cennet bahçesidir buyurdu. Yere geldiği zaman da hani iki rekat Allah rızası için namaz kılınıyor. Ama orada da yine böyle hanımlarda bir telaş, acaba kılacağım mı kılamayacağım mı? Ama bizim bile bazen hani görevli olarak çok zorlandığımız o kalabalık bir dönem oluyor. Onlara, hanımların kendini hazır hissetmeleri lazım. Yani bazen kızıyorlar. Yani yapılacak burada herhangi bir şey yok. Sadece sabırlı olmak, sıranı beklemek, fırsat geldiği anda da namazı kılıp ondan sonra duamızı belki diğer kırmızı halılarda, mescidin başka bir yerinde duamızı yapmalı. Hocam zaman zaman bu hadisleri duyunca tabii bir iştiyak insanda. Evet. Hemen ben de orada kılayım, iki rekat dahi olsa ben de bu feyizden istifade edeyim diyor. Ama bunu yaparken kimi insanın gönlü kırılıyor, evet, vücuduna evet, zarar veriyoruz. Belki hiç olmayacak nahoş şeylere sebebiyet veriyoruz. Bazen insanların tercihlerinde evet, karşıdaki mümini tercih etme hissi, belki orada kılınacak iki rekat namazdan çok daha büyük kapılar açma ihtimali yok mu hocam insana? Evet hocam, haklısınız. Ben de orada hanımlara, yani bazı hanımlar var ki üç öğünde de gelip orada namaz kılmak istiyor. Ve 8 gün kalacaksa her gün orada o namazı kılmak istiyor. Biz de onlara şu tavsiyede bulunuyoruz. Yani sen 2-3 sefer kıldıysan, yani gel yine otur, mescitte gününü geçir, işte dua ile, zikirle, nafile namaz kılarak, Kur'an okuyarak, Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirerek. Ama yeni gelen kardeşlerine öncelik ver. Belki günde bir sefer kıl, yani bir öğünde kıl. Veya bir kaldığın gün içerisinde, zaman diliminde, yani 3 sefer de kılmış olabilirsin. Belki bu yeterlidir. Çünkü bazen gerçekten çok bilmeden bir kardeşinin ayağına basıyorsun, koluna basıyorsun. Mesela kolu kırılanlar oluyor. Allah korusun. Başını secdeye varacak yer bulamıyor. Birbirinin bazen sırtına secde ettiği oluyor. Yani böyle çok sıkışma durumları falan oluyor. Böylesi bir durumlarda evet, bir başka kardeşimize ihsar diyelim. Doğru. Evet. Hocam çok kısa bir zamanımız kaldı. Özellikle kadınlar arasında, bununla bitirelim. Evet. Hurafe ve bidat dediğimiz bazı şeylerin olma ihtimaline karşı neler tavsiye edersiniz? Dikkat şimdi, edilmesi gereken evet, noktalar. Kısaca efendim. Teşekkür ederim. Hanımlar daha çok, yani biz orada işte elimizde Kur'an, elimizde tesbihimiz, yani böyle vakit geçirmemiz gerekirken bazı hanımlar mesela eline tesbih alıyor. Onu bütün hanımları dolaşarak 3 İhlas, 1 Fatiha okur musunuz diyor mesela. Hani önemli olan oradaki insanları çok da buna rahatsız etmemek. Yine Türkiye'den işte çamaşırlar, eşarplar falan göndermişler. Onları böyle oradaki duvarlara sürüyorlar. Bunu yapmak yerine bu kardeşlerimizi, hani biraz önce de söyledik ya Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini, onlar vekildir. Onların yerine orada dua etmek. İşte çocuğu olmayan birisinin bir örtüsünü getirmiş. Hani orada onu yapmak yerine orada onun için açıp eller açıp dua etmek. Doğru. Kabe'de olsun, Medine'de olsun. Yine orada mesela yazılar yazıyorlar, isimlerini falan. Ellerini sürmek falan. Yani bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Onun yerine orada sürekli kendimize, çocuklarımıza, komşularımıza, tüm Türkiye'mize, tüm dünya Müslümanlarına dua etmeliyiz tabii ki. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ankara Müftü Yardımcımız Ayten Koç Hanımefendi bugünkü program konumuz oldu. İnşallah sizin vesilenizle bu güzel programın ulaştığı insanlar da bunları nazara itibari alırlar. Bir de sevgili hocam, bununla bitirmiş olalım. Türkiye'den bu mübarek beldelere giden insanlara bir şeyler ısmarlıyorlar. Evet. En güzel ısmarlanacak şey dua, sizin ifadenizde değil mi? Evet hocam. Yani bazen görüyoruz, irşat programları düzenliyoruz. İşte hanımlar gelmişler. Bir kısmı diyor ki, hocam bizim arkadaşların bir kısmı daha çok ama onlar alışverişe gittiler. Tabii alışveriş sünnettir, hediyeleşmek de güzeldir ama yani
ibadetlerimizin yani ibadet vaktinden veya o irşat vaktinden çalarak değil de yani belki dinlenme vaktimizden birazcık ama biz ibadet yoğun geçirmeye gayret İnşallah. Edeceğiz. Bir de belki bu yeni bir başlangıç olabilir. Giden kardeşlerimize bana sadece dua et diyebiliriz. O böyle bir şey götürünce sanki tekrar o da ona hediye alacağım zorunda hissediyor kendini. En azından sadece dua ısmarlamak daha güzel. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalınız. Evet.